Cumhuriyet'in ilk yılları, sosyal değişikliklerin sert bir şekilde yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eski red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden, harp meydanlarında da, mecliste de, haksızlığın karşısında cesaretle durdu, kendisini dosdoğru bir hayat üzere yaşamaya hasretti. ...1883 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halit Bey, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş ve hayatını cepheden cepheye itiraz etmeden, nerede vazife varsa en iyisini yapmak için gözünü kırpmadan, din için, vatan için, milleti için harcamaktan geri durmamıştır. Neferin önünde mermilere göğsünü siper edecek kadar cengaverlikleri sebebiyle namı Deli Halit Paşa olarak yayılmıştır. Deli Halit Paşa diye bilinir ama aslında Osmanlı belgelerine gittiğimiz zaman Eyüplü Halit Paşa ismiyle anılır. Deli Halit Paşa denilmesi özellikle Kocaeli cephesinde yaptığı ve hakikaten delice diyebileceğimiz kahramanlıklar üzerine kendisine verilmiş olan bir lakaptır. İstanbul Eyüp'te büyük bir konakta dünyaya gelir. Babası Enderun ağalarından Ahmet Efendi'nin oğludur. Annesi Sultan Abdülmecid'in ablası Adile Sultan tarafından yetiştirilmiş, saraydan çırak olarak çıkmıştı. Dolayısıyla çocukluğu bir saraylı gibi geçmiş, sıkı ve disiplinli bir eğitim almıştı. Sultan Abdülhamit tahta çıktığında İstanbul'da 200 olan ilkokul sayısı, 1905 yılında 9000'e ulaşmıştı. İşte Halit Bey bu eğitim seferberliğinde Eyüp'te Sıbyan Mektebi'nde başladığı eğitim hayatına askeri idadi ile devam eder. 17 yaşında askeri idadiden mezun olup 14 Ocak 1901'de Maçka'daki Mektebi Harbiye yani Kara Harp Okulu'na girer. 22 Ağustos 1903'te 20 yaşında teğmen rütbesiyle harp okulundan mezun olur. Genç bir subay olarak Osmanlı ordusuna dahil olduğunda askeriyedeki siyasi hareketlenmelerin, İttihatçıların askerler üzerinden gizliden gizliye faaliyetlerinin ayyuka çıktığı yıllardır. Halit Teğmen, genç, atılgan, gözü pek tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Önde giden bir askerdir. Öyle her asker önde gitmez. Yani ben genel olarak apolite bakmadan asker olarak tanımlıyorum bu sıfatı. O arkada kalan askerler de öndeki askeri takip ederler. Ama bir takım daha önde gidenler vardır. Onlar daha çok önde gidip de toprağa serilmiş, şehitlik mertebesine uğraşmış yurtseverlerin cesetlerine basa basa yükselirler. Aradaki fark odur. Önde gitmiştir. Gerekirse ölecektir. Gerekirse gazi olacaktır. Gerekirse yine savaşa devam edecektir. 22 Temmuz 1908'de kıdemli üsteğmenliğe terfi eder. 25 yaşındadır. 2 gün sonra 2. meşrutiyet ilan edilir. Halit Üsteğmen yeni rütbesiyle 1. Ordu'ya bağlı 1. Alay 4. Tabur'la birlikte Yemen'e gönderilir. 1872 yılında vilayet yapılan Yemen'de iç karışıklıklar gittikçe artmaktadır. 1911 yılında Şeyh İdrisi tarafından başlatılan isyanın temelleri daha o yıllarda varlığını hissettirmektedir. Halit Üsteğmen'le birlikte giden alayın vazifesi bu isyanı başlamadan bitirmektir. Ancak misyonerlerin etkisindeki isyan, kumandanların gayretiyle durdurulsa da,
1911'de İmam Yahya'nın da etkisiyle isyan tüm Yemen'e sirayet eder. Halit Bey'in isyancılara karşı vermiş olduğu gözü pek mücadele, 14 Nisan 1911 günü yüzbaşı rütbesine yükselmesine sebep olur. Halit Paşa'nın emrinde bir yıl görev yapan Şevki Yazman anılarında şöyle der. Orduda ona Eyüplü Halit ve daha ziyade Deli Halit derlerdi. Gözü pek, hiçbir şeyden yılmaz kimselere bu ad verilirdi. Rahmetli çok cesurdu. Düşmanı gördü mü, onunla savaşan piyade birliklerinin en ön safında bulunmak ve çarpışmak isterdi. Tehlikeli noktayı gözünden kaçırmak istemez ve ön safta bulunurdu. Medeniyet götürmüyorsunuz bahanesiyle İtalya, Osmanlı Devleti'ne Trablusgarp'ta saldırır. Yemen'de Arap isyanında aşiretlerle iyi diyalog kurmayı başaran Halit Bey, 1912'nin Haziran ayında Trablusgarp'ta görevlendirilir. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Trablusgarp'ta çok önemli bir faaliyete geldi. Biliyorsun Trablusgarp'ta çarpışanlar bizim komutanlarımız Enver Paşa, işte Mustafa Kemal, ondan sonra Fethi Okyar, Emir Şekip Aslan gibi Osmanlı fedaileri, bunlar subay düzeyinde kişiler oraya gidip orada yerli halkı örgütleyip İtalyanlara karşı bir mücadele başlattılar. Dolayısıyla bu aslında gönüllü bir mücadeleydi. Yani Osmanlı komutanları böyle bir mücadelenin içine girdiler ve bu mücadele epeyce İtalyanları orada uğraştırdı açıkçası. Deli Halit Paşa da oradaki çarpışan bu komutanlarımızdan, örgütleyici elemanlarımızdan birisiydi. Halit Bey burada 3 ay görev alır. Bu sırada daha sonra kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ölüme götürecek cinayetin baş aktörlerinden Ali Çetinkaya ile tartışır. Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın ortak kararıyla görev yerleri değiştirilir. 3 ay içerisinde özellikle Kel Ali lakabıyla daha sonra İstiklal Mahkemesi'nin başına geçecek olan Ali Çetinkaya ile daha o yıllarda aralarında bir husumet başladığını ya da bir çekememezlik, bir anlaşmazlık başladığını biliyoruz. Bunun üzerine kendisi oradan alınır ve Çatalca cephesine hemen arkasından başlayacak olan Balkan Savaşları'na katılır ve burada Osmanlı ordusunda görev yapar. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte felaketler peşi sıra gelmeye başlar. Balkanlardaki son toprak parçaları da bu savaşla birlikte elimizden çıkar. Toprakların yanı sıra büyük kayıplar verilmiş, hepsinden kötüsü askerin morali kalmamıştır. Balkan Harbi'nin bitmesiyle birlikte önce inzibat subaylığına alınan Halit Paşa daha sonra Harbiye nezaretine atanır. Henüz 30 yaşındadır. 14 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ilanı üzerine Teşkilat-ı Mahsusa fedailerinden Yakup Cemil'in Kafkasya Mürettep Alayı'nın 2. Tabur Komutanlığı'na atanır. Ardahan Zaferi üzerine 23 Haziran 1915'te binbaşılığa yükselir. Çoruh müfrezesiyle yapmış olduğu hizmetlerin ödülü ise 14 Haziran 1916'da yarbaylığa yükselmesi olur. 10 Mayıs 1917 tarihinde Garbi Dersim Komutanlığı'na atandığında 34 yaşındadır. Burada başarısız olacağı düşünülürken beklenenin tersi yaşanır. Yarbay Halit Bey kısa sürede bölge halkına kendini sevdirir ve Koçgiri Aşireti Reisi Seyit Rıza'yı kendisine yardımcı seçer. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli milis gücünü oluşturur. Tarihçi Cemal Kutay o günler için, Halit Bey çapında bir kumandan Dersim'de kalmış olsaydı ne ayaklanma ne isyan olurdu. Dersim halkı ayaklanmaya zorlanmıştır. Buna ait vesikamız vardır demektedir. 1918 başında bu milislerle Erzincan, Nene Hatun ve Erzurum'u Rus ve Ermeni birliklerinden geri alır.
İslam ordusunun 3. fırka komutanlığına atanarak Batum Muharebesi'ne katılır. Fırkasıyla Ahıska'yı muhasara ederek Ahikelek'in kuzeyini zapt eder. Mütarekenin ilanı üzerine Tortum kazasına çekilir. Bu sırada İngiliz baskısıyla fırka komutanlığından azledilir. Halit Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra terhis edilmemiş olan ve Kazım Karabekir Paşa komutasında bulunan 15. Kolordu'da albay rütbesiyle görev alır. Bölgede İslam tümeninden kalan kuvvetlerin bir savunma çekirdeği haline getirilmesini sağlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da bu defa kendisini Kafkas cephesinde savaşırken göreceğiz. Görüyorsunuz cepheden cepheye koşan ve ölüm karşısında gözünü kırpmayan kahramanlardan birisi Halit Paşa. Kafkas cephesinde bu sefer Kazım Karabekir Paşa, onların da başında Vehip Paşa, bir Rusya'nın çözülmesiyle birlikte, Sovyet Rus Çarlığı'nın çözülmesiyle birlikte o cephede bulunan boşluğa doğru hızla ilerlerler Vehip Paşa'nın yönlendirmesiyle ve Kazım Karabekir'in başında olduğu kolordu içerisinde Halit Bey de vardır o zaman binbaşı rütbesinde. Burada bu bölgede büyük bir örgütlenme hareketini daha 1917-18 aralığında gerçekleştirir ve Kars'ın Ermenilerden geri alınması noktasında büyük bir kahramanlıkla ilk giren birlikler olur. Kazım Karabekir ve Halit Bey. Kars geri alınır. Milli mücadele döneminin başlamasıyla birlikte Halit Paşa yine harp sahalarında görülür. Kazım Karabekir'le birlikte Doğu Cephesi kendisine emanettir. Mondros'tan sonra Ermeniler boşaltılan şehirlere yeniden girmişlerdir. Ermeniler Doğu bölgesini işgal etmişlerdir. Kars, Ardahan civarında. Dolayısıyla buraların yeniden kurtarılması gündeme gelmiştir. Bu yeniden kurtarmada da Kazım Karabekir Paşa özellikle meclisten yetki almak için çok uğraşır. Meclis bu yetkiyi vermekte geç davranır. Hatta meclisin emrini almadan bir hafta önce harekatı başlatır. Emir arkadan gelir. Orada çünkü Ermeniler katliam yapmaktadır. Halit Paşa da bu ekibin içerisinde albay olarak bulunur ve bölgenin yeniden 1917-18'de olduğu gibi 1920'nin sonlarında da yeniden bölgenin temizlenip Türklerin eline geçmesini sağlayan kişi olur ve Kars'ın yeniden geri alınmasını sağlar. Ve aile daha sonra buna binaen Kars'ı alan soyadını alacaktır. Kendisi soyadı kanununa kadar yaşamadığı için maalesef bu soyadını hiç taşıyamadı üzerinde. 1921 yılı başında Doğu Cephesi'nden Batı Cephesi'ne Kolordu Komutanı yetkisiyle Kocaeli Kumandanlığı'na atanır. 2. İnönü Muharebesi'ne Sağ Cenah Grubu Kumandanı unvanıyla katılır. 12. Grup Kumandanlığı'yla Afyon'a nakledilerek Kütahya ve Eskişehir'in kurtarılma savaşlarına ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılır. ...26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'da düşmanın kuzey grubuna Gemlik, Mudanya, Bandırma istikametinde saldırılar yaparak düşman kuvvetlerini tutsak alıp kaçış düzenlerini bozar. Bu hizmeti sebebiyle 31 Ağustos 1922 tarihinde 39 yaşında tümgeneral olur. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında gümüş liyakat, gümüş imtiyaz, altın liyakat, altın imtiyaz, 3. rütbeden Kılıçlı Osmanlı ve İstiklal madalyasıyla mükafatlandırılır. Bütün cephelerde bulunmuş yiğit bir yurtseverdir. Dolayısıyla bu yurtseverliğinin apoleti, nişanı, madalyası, brövesi, şusu busu değil de tek bir nişanesi vardır. Beyninde taşıdığı bir kurşun. O savaşta aldığı kurşunlardan birisidir. Tabii o günkü imkanlarla o operasyonun yapılması tehlike arz etmiş olabilir. Dolayısıyla ya da paşanın
yine bir savaş var, buraya benim gitmem lazım. Şimdi ben hastanede 6 ay yatamam demiş olması mümkündür. Bu ihtimaller dahilinde paşa iki şeyi önemli taşımıştır bence. Bir, düşmandan gelen kurşunu, iki, düşmandan aldığı ve ülkesinde yaşattığı şerefi. Ayaklarında artık giyecek hiçbir şeyi yok. Lime lime olmuş. Diyorlar ki paşam, hemen söyleyelim de ayağınıza çizme gelsin, yeni çizme getirtelim. Olmaz öyle şey diyor. Eğer benim bütün askerime verecekseniz o çizmeyi, onların ayakları ısınmadan benim ayaklarım ısınmaz diyor. Öyle bir adam. Ömrü cephelerde, harp meydanlarında geçen Halit Paşa, milli mücadele döneminden sonra Kocaeli Grup Komutanı iken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönem seçimlerine katılır. 5 Temmuz 1923 günü yapılan seçimde Ardahan'dan milletvekili seçilir. Mecliste haksızlıklar karşısında susmayarak hakkın, hakikatin yanında yer alır. Yolsuzluk yapanların karşısında dimdik durur ama bu dik duruş, muharebe meydanlarında 9 düşman kurşununun öldüremediği Halit Paşa'nın meclis çatısı altında öldürülmesine vesile olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonraki çatışmalar, fikri çatışmalar paşayı alt üst eder. Yani siyasi görüşünde o altlara baktığımız zaman, o çatışmanın nedenlerine baktığımız zaman biraz muhafazakarlığa yakın bir düşünce içinde olduğunu görüyorum ama asıl mağlul gazilerin yanında olması. Yani mağlul gazilerin yanında herkes mi beraber? Ama mağlul gaziler kimin yanında? Gibi bir düşünce vardır ve kendisini de mağlul gaziler arasında görür. Halit Paşa, hükümetin mağlul gazilere maaş bağlanma teklifine paramız yok cevabına çok sinirlenmiştir. Mecliste, Kars Ardahan'da Ruslardan elde ettiğim ganimetler, altınlar nerede diye hesap sorar. Bu sözlerin onu ölüme götürdüğü bir takım tarihçilerin ve ailesinin ortak görüşüdür. Ali Çetinkaya'nın başını çektiği bir grup yolsuzluk yapmakla suçlanmaktadır. Halit Paşa da bu yolsuzluklarını iktidarda olduğu yıllarda yüzlerine vurur. Lakin Halit Paşa'dan çekindiklerinden karşısına çıkıp laf etmeye cesaretleri yoktur. Meclis kürsüsünden muhalefet her geçen gün sesini yükseltmektedir. 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulur. Mecliste de yine aynı şekilde o dürüst ve bükülmez karakteriyle kendisini göstermeye başladı. 24 yılı itibariyle Terakkiperver Parti'ye, yani ikinci gruba, muhalif gruba kendisinin daha yakın olduğunu görüyoruz. Bu yakınlık yavaş yavaş bizzat Terakkiperver Fırka'ya girmemekle birlikte onlarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz ve bu yakın temasta sırasında kendisi gazilere bir maaş bağlanması, İstiklal Savaşı gazilerinin perişan vaziyette olduğunu biliyor, görüyor, onlarla ilgileniyor. Bunlara birer maaş bağlanması hususunda mecliste bir kampanya açıyor. Tertemiz bir niyetle bir kahraman insan, kendisi gibi savaşta kendisinin ihtiyacı yok fakat diğer gaziler için böyle bir kampanya başlatıyor. İmzalar almaya çalışıyor. Tarih 9 Şubat 1925'tir. Ardahan mebusu Halit Paşa 42 yaşındadır. Meclise Kazım Özalp başkanlık ediyordur. Saat 15.30 sularıdır. Mecliste silahlar patlar. Kazım Özalp silah seslerine rağmen görüşmeleri kesmez. Halit Paşa meclis koridorunda vurulmuştur. Koşuşturanlar olur. Paşa yerde boylu boyunca yatmaktadır. Yanına ilk gidenlerin ifadeleri hep aynıdır. Yaralı paşa, beni vuran Rize mebusu Rauf Bey der ama garip bir şekilde Ali Çetinkaya cinayeti üstlenir.
Oysa Çetin Kaya ile boğuşurken Halit Paşa sırtından vurulmuştur. Rize mebusu Rauf diye birisi ile tartışma sırasında ateş edilecek. Bu ateş eden de işte Trablusgarp'tan beri kendisiyle arasının açık olduğu Ali Çetinkaya. Yani Kel Ali lakabıyla tanıdığımız Ali Çetinkaya kendisinin üzerine kapanacak ve o sırada elindeki tabancayla ateş ettiği şey yapılacak. Fakat burada ateş ederken niçin sırtından ateş edildiği, yani bir insanla boğuşurken nasıl olup da sırtından dönüp bir elin ateş edebileceği hala bir açıklama konusu. Ama kendisi de ısrarla diyor ki beni Ali Çetinkaya vurmadı, Rauf vurdu. Fakat garip bir şekilde Ali Çetinkaya suçu kabul ediyor. Evet diyor, ben vurdum. Bunu da gelen savcıya söylüyor, deklar ediyor. Şimdi işin bu kısmı, Deli Halit Paşa'nın şehit edilmesi kısmı çok önemli ama bu işi yaptığını deklare eden ve Trablusgarp'tan beri arasında açık olduğu Kel Ali'ye ne yapılıyor? İşin en trajik kısmı o. Kel Ali takipsizlik kararı veriliyor. Ben yaptım dediği halde hiçbir şekilde bir soruşturma açılmıyor, yargılanmıyor ve ceza almıyor. Hadi diyebilirsiniz ki burada kayırıldı, rejimin kurucularının işine yarayan birisiydi. Ondan gelecekte yararlanmak istiyorlardı. Hani onu bir şekilde kanunun pençesinden kurtardılar. Peki ben burada şunu soruyorum. 1925 yılında katil olduğunu deklare eden, savcının da bunu şey yaptığı, kabul ettiği, aynı zamanda etrafındaki insanların da onun vurduğunu söylediği bir insanın bir yıl sonra 1926 yılında kurulan İstiklal Mahkemesi'ne başkan olmasını nasıl izah edeceksiniz? Bir katil nasıl başkan yapılır bir mahkemeye? Şimdi bu da adeta insanlarla dalga geçildiği hissini uyandırıyor bende. Yani gerekirse biz bir katili de başkan yaparız. Ve bu katile kimler yargılatılıyor? Bu da çok önemli. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, işte İsmail Can Bolat vesaire bütün İstiklal Savaşı'nın tertemiz, pırıl pırıl ve bu ülke için canlarını, yıllarını feda etmiş olan insanlar idamla yargılanıyor. Ve yargılayan da bir katil. Trablusgarp'tan itibaren katıldığı savaşlar da 9 tane kurşun yemiştir. Ama nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla ölmüştür. Üzücü olan şudur. Düşman kurşunuyla ölmeyen bir adamın kendi yurdunda bir kurşunla ölmesidir. Şimdi yurtseverliğin bedelinin bu olmaması gerekiyor. Böyle bir kavganın olmaması gerekiyor. Yani bunun adını da işte daha iyi yöneteceğiz, daha iyi yapacağız şeklindeki bir anlama kavuşturmak da yetmiyor. Halit Paşa'nın hastaneye götürülmesine Mustafa Kemal tarafından müsaade edilmez, yakınlarının ve dostlarının talepleri geri çevrilir. 5 gün boyunca meclisteki odasında bir tahtanın üzerinde yatırılır. Kendi ifadesine değil, görgü şahidi olduğu ileri sürülenlerin sözlerine itimat edilir. Ölümü sonrası Ali Çetinkaya cinayeti üstlenmesine rağmen soruşturma kapatılır. Üstelik Ali Çetinkaya daha sonra İstiklal Mahkemeleri Başkanı olacak ve onlarca din ve ilim adamının idam fermanını imzalayacaktır. En enteresanı hastaneye kaldırılmıyor. Mecliste bir sıranın üzerine bir yatak seriliyor, orada tedavi edilmeye çalışılıyor. Şimdi bir paşa, gazi, milletvekili ve yaralanmış vaziyette hayati bir tehlike var. Buna rağmen götürülüp de bir hastanede tedavi edilmiyor. Ailesi, çok varlıklı bir aile, Eyüp'ün neredeyse çok büyük bir kısmı arazi olarak onlara ait. Buna rağmen ailesi de yalvarıyorlar.
verin bize, biz onu Avrupa'da tedavi ettirelim, kurtaralım dedikleri halde kendine teslim edilmiyor ve orada bir sıranın üzerinde inleye inleye ölmesine seyirci kalınıyor. İlk vurulduğunu duyduğu an benim dedem fırlamış gitmiş. Gitti, dedem gidiyor başına. Hatta Atatürk'e diyor, abimi alayım ben, hastaneye yatırım diyor. Yok yok, burada iyileşir diyorlar. Burada iyileşir diyorlar. Muhakkak ki o vakit dedemle konuşurken dedeme anlatmış olması lazım kimin vurduğunu. Yine hastanesi, meclisin arka bilmem ne odasında tutuyorlar. Zaten olay o. Hastaneye git, ya dedem yalvarıyor götürsün hastaneye diye. Yok yok, burada iyileşir diyorlar. Yemen'den Trablusgarp'a, oradan Balkanlara ve Kafkaslara uzanan, ömrünün baharında cepheden cepheye koşan namı diğer Deli Halit Paşa, kör bir kurşunla katledilir. Vatan aşkıyla koşmaktan evlenmeye bile vakti olmayan, kurtuluş mücadelesinde canını dişine takan, birçoğunun cesaret bile edemediği harp sahalarında neferin önünde sancağı taşıyan o koca yürekli adama bir doktor, bir hastane çok görülür. Kuru bir masanın üzerinde inleyerek ölmesine göz yumulur. Ne bir meclis soruşturması yapılır, ne de hukuki bir tahkikat. Kim vurduya gider adeta o büyük vatanperver? Genel bakışla bakarsan, Terakkiperver Parti'ye yaklaşan herkes bir şekilde temizlenmiştir. Mesela Pakistan'dan Kızılay heyetiyle, Hilal-i Ahmet Cemiyeti vasıtasıyla bize gelip de Osmanlı'ya katılmış bir Peşaverli Abdurrahman vardır. İstiklal Savaşı yıllarında adam geldi, ceketini sattı, yol parasını çıkarttı. Milli mücadeleye katıldı fakat 1924 yılında Terakkiperver Parti'ye yaklaştığı için bir köşe başında kıstırıldı ve öldürüldü. Bunun gibi, yani Terakkiperver Parti'ye yaklaşan ve devrin iktidarı olan CHP'ye bir şekilde muhalif olan çok sayıda insanın o dönemde temizlendiğini biliyoruz. En nihayet temizlenemeyenler de İstiklal Mahkemesi'nde İzmir suikasti duyumu üzerine açılan İstiklal Mahkemesi'nde parti başkanı Kazım Karabekir, bir parti başkanı idamla yargılandı ki bunların adaletle, hukukla filan hiçbir alakasının olmadığını artık bugün Sağır Sultan bile biliyor. Demek ki burada esas mesele muhalif bir partinin yanına yaklaşan herkesin bir şekilde susturulduğu bir şey. Deli Halit Paşa'yı da susturmak mümkün değil çünkü adam gözü kara birisi ve kim olursa olsun hakikati kalkıp söyleyen ve bunun için hayatını ortaya koyan birisi. O bakımdan Deli Halit Paşa'nın bu muhalif pozisyonunun yeni kurulacak rejim açısından ya da iktidar açısından bir tehlike oluşturacağı, onun bir lider olarak zamanla ortaya çıkacağı fark edilince bence burada bir operasyon düzenlendi ve onun susturulması da bu şekilde gerçekleşti. Günlerce bekletildikten sonra cenazesi İstanbul'a getirilir. Eyüp'te sessizce toprağa verilir. Maalesef ve böyle bir, ben cidden bunu sormak istiyorum ve ben bunu meclisin toplanıp çok açık söylüyorum. Bu benim en doğal hakkım. Ben kim öldürdüyse bunu öğrenmek istiyorum. Ve ben öğrenmek istiyorum. Niçin hastaneye kalkmasına müsaade edilmedi? Bu kadar değerli bir komutanım. Dindarlığı ve vatanseverliğine heyecanını ve öfkesini de ekleyince askerler ona deli lakabını takmışlardı. Oysa bu delilik vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yiğidin hürriyet ve bağımsızlık kaygısından başka bir şey değildi.